Arkadaşlar merhabalar. Kazandıran üçlük serimizde bugün 3 tane güzel soru çözeceğim size. Soruyla Kadir bir zeminde duran kayayı kaldıraç ile hareket ettirmek istiyor. Bunun için kaldıraç desteğinin kayaya daha yakın olacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştiriyor. Daha sonra kaldıracın diğer ucundan kuvvet uygulayarak kayayı hareket ettirip kaldıracın ucuna zemine değdiriyor. Kaderin yaptığı işlemiyle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Kaldıracın uçları zemine değdiğinde kaldıraç kolları zeminle 35 derece ve 55 derecelik açı yapmaktadır. Kaldıracın kollarının zemine değdiği noktalar arası uzaklık A birimdir. Tanjant 35 değeri B'dir. Buna göre kaldıracın destek noktasından Kadir'in tuttuğu uca kadar olan kolun uzunluğu A ve B cinsinden kaç birimdir denmiş. Soru böyle sakat bir soru arkadaşlar harflerle böyle bezendiği için özellikle bunu bir çözmek istedim. Bir de şöyle sorular oluyor arkadaşlar. Bunu açık yüreklilikle belirtmek lazım. Sınavda böyle afalladığınız 2-3 soru olacak. İşte onlar çok belirleyici olur. Zaten burada 37 netlere, 36 netlere gelen arkadaşlarımız işte orada farkını ortaya koyabilir. Daha düşük nette olan arkadaşlarımız da ben o soruyu yapamam diye bakmasın. Bazen bir soruya yaklaşımınız devamındaki çözümünüzü etkileyebiliyor. Bu yüzden size tavsiyem çok zor görünen sorularda daha rahat olun. Niye biliyor musunuz? Zaten yapamayacaksanız yapamayacaksınız. Onun çok zor olmasından dolayı zaten sıfır net. Ama orada biraz daha rahat hissetseniz ve olaya farklı değil de klasik yorumlarla bir şeyler getirmeye çalışsanız soruyu yapma ihtimaliniz var. ÖSYM'nin zor sorduğu sorular, afallatıcı sorular enteresan yorumların kullanıldığı değil tam tersi aslında en temel bilgilerin kullanıldığı sorulardır. Şimdi... Bu soruda da aynı şekilde bir durum yapacağız arkadaşlar. Şöyle biraz kalınlaştırayım kalemimi. Şimdi e, burada arkadaşlar tanjant 35 değeri B demiş. Onu birazdan kull kullanacağım ama kaldıracın uçları zemine değdiğinde açı 35 derece ve 55 dereceymiş. Şimdi bir kere bu açı şuradaki açıdan yani alfa diyeyim buraya da beta diyeyim. Alfa arkadaşlar betadan daha büyüktür. Neden? Uzunluk arttıkça açı bakın böyle küçülür. Uzunluk daraldıkça açı büyür. Fark ettiniz mi? O yüzden burada arkadaşlar bu açı 35 derece olacak. Şöyle şey pardon 55 derece olacak daha büyük olduğu için. Sonra arkadaşlar burası da 35 derece olacak. Şimdi burada şöyle büyütmek istiyorum biraz göstermek için. Ben iki şekilde çalışacağımı Burada şu değdiği andaki şeyi kırmızıyla çizerim. Diğerini de böyle normal gösterdik zaten. Buraya 55 derece derim. Oraya da 35 derece derim. Lazım olur mu bilmiyorum ama 55-35 burası da 90 derece dursun. Şimdi desteğin e, ne demişti bize? Kaldıraçları 35-55. Kaldıraçın kollarının zemine değdiği noktalar arası uzaklık. He, bakın şurası zemine değiyor. Bir de burası zemine değiyor. O zaman... Burası arkadaşlar A birim oldu gördünüz mü? Peki bunun bana nasıl bir faydası olacak? Tanjant 35'te B vermiş ya artık sadece şekle odaklanalım şöyle büyüteyim. Tanjant 35 B olduğu için hiçbir şey yok soruda harf vereceğim. Buraya X diyeceğim. Buraya da arkadaşlar o zaman ne demeliyim? BX. Neden? Neden öyle düşündüm? Söyleyeyim. Y bölü X desem oraya Y dediğimden dolayı. Tanjant 35 burada B olduğu için bakın Y'ye ne geliyor? BX geliyor. Harfli mi? Evet harfli ama yapacak bir şey yok. Burası bx'e x oldu. Şimdi 35 burası 55 burası da arkadaşlar yine 35 derece. Tanjant 35 b'ydi ya ben şuraya t desem t bölü bx eşittir. Tanjant 35 bakın şurada bu açı 35 olduğu için ne gelecektir arkadaşlar? B. O zaman t buradan ne oldu? b kare x oldu arkadaşlar. Şimdi burası b kare x. a eşittir b kare x artı x oldu. Peki benden ne istiyordu? Hemen ona bakalım. Kaldıracın destek noktasından kaderin tuttuğu seviyeye kadar olan uzun, uzunluk. He, burayı istiyor bak fosforladığım burası. Harf vereyim hatta buraya A noktası diyeyim. B noktası diyeyim. AB uzunluğunu istiyor. O zaman Pisagor yapıyorum. B kare x kare artı x kare eşittir a karesi. Buradan arkadaşlar b kare e, x kare parantezinde b kare artı bir eşittir a karesi. Böylece her iki tarafın kare aldığımda x kök içinde b kare artı bir eşittir a b oldu arkadaşlar. Yalnız tabi soruda gördüğünüz gibi X'li bir şey yok. X'i biz uydurduk. Soru A ve B'den oluşuyor. Ben o zaman X gördüğüm yere ne yazabilirim? Şurada bakın. X'i yalnız bırakırsak. X B kare artı 1 eşittir A olduğu için X aslında neymiş? A bölü B kare artı 1'miş. Git artık burada yerine yaz. A bölü B kare artı 1 kök içinde B kare artı 1. Bunlar birbirini götürdü. A bölü Kök içinde B kare artı 1 oldu. A, B'nin uzunluğu. Böylece cevabımız B şıkkı oldu. Bakın sıkıntılı bir sorumu yani duruma göre değişebilir. Şimdi tabii şey demeyin. Ben öğretmen gözüyle söyleyeyim. Bu soru zor bir soru arkadaşlar. Bazen soruları yapıyoruz. O kadar hayret ediyorum ki. Kanalı tabii ki takip eden öğrencilerimizin demek ki birçoğunun seviyesi çok iyi ama bazı soruları ya bu sorularda kolay falan deyince ben biraz şaşırıyorum. şundan. Bu da sevdiğim sorulardan bir tanesi arkadaşlar benim. Çünkü soruda birkaç tane yorum yapacağız. 0 iki 2 aralığında tanımlı bir f fonksiyonu verilmiş. f bileşke fx, f bileşke fx ve fx 2 ile alakalı yorumlar var. Şimdi birincisi f bileşke fx fonksiyonu ile gx eşittir iki fonksiyonunun iki farklı noktada kesişmesi ne demek? Şimdi bir kere f bileşke fx ile 2'yi birbirine eşitleyeceğiz. Neden? Onu da söyleyelim. Şimdi birisi y eşittir ffx arkadaşlar. Öbürü de y eşittir 2. Ya taraf tarafa çıkarırız matematikte. Y'lerden kurtulup sadece bunlar kalır. Ya da y'ler birbirine eşit olduğu için bir tanesinde y gördüğüm yere 2 yazarım. Ortak çözüm yaparız yani kökleri bulmak için. Şimdi ortak çözümün köklerini bulmak adına iç içe fonksiyonlarda yani bileşke fonksiyonlarda değer bulurken önce şunu derim ben x'e değil de içeriye yorum yaparım. f fonksiyonunda ne verdiğimde 2 olmuş. Bakın arkadaşlar f fonksiyonunda burada 0 ile 1 aralığında sonsuz tane değer verdiğimde cevap 2 geliyor. Yani fx'in burada alabileceği 0 ile 1 arasında tüm değerler olur. Örnek uyduruk bir sayı veriyorum şimdi size tamam mı? fx'in de 0 daha doğrusu önce bir şunu da halledeyim. 0 ile 1 arasında olması için fx'in ne olması lazım? y değerlerine bakalım. 0 ile 1 arasında y değerlerinin olması için x değerleri de bakın şurada bir A noktasıyla buradaki iki noktası arasındaki her yer olur. Verelim uyduruk bir sayı şimdi. A mesela 1.4 olsun. X gördüğüm yere yazdım 1.4. Şuradan arkadaşlar şöyle bir değer geldi tamam mı? Uydurdum. Burası mesela 0.6 olsun şimdi. F1.4 0.6 ise iççe fonksiyon. Ne yazacağız artık FX gördüğümüz yere 0.6. Bu ne gelecek? Gördüğünüz gibi 2. Başka bir değer uyduralım. FX'in arkadaşlar mesela burada 1 1.9'daki bir değeri. F1.9 oraya da uyduruktan 0.2 diyeyim. 0.2 dedim. Böylece F0.2 ne oldu? Yine arkadaşlar 2 oldu. Bakın böyle sonsuz tane değer olacaktır. 0 ile 1 aralığında fx'in sonsuz tane değeri olduğu için. Dolayısıyla bu sonsuz noktada kesişti. iki noktada değil. F bileşke fx fonksiyonu ile gx eşittir bir fonksiyonu bir noktada kesişmektedir. Aynı yorumu burada da yapalım. F fx eşittir bir ortak çözeceğim çünkü. Normalde bunların grafiğini çizebilsem arkadaşlar grafiğini çizerdim ama F bileşke Fx'in grafiğini çizmek istemiyorum şu an. Çünkü çok böyle hani mükemmel de yapabileceğimiz bir yorum değil. Hadi burası sabit fonksiyon ama burası şimdi biraz soru işareti. Ona girmeyelim o yüzden. Biz değer üzerinden gidelim. E, tabii ki siz mesela böyle bir soru gördüğünüzde grafiği çizmeye çalışırsınız. Belki olmaz. Ayette de süremiz var. Biraz daha. Bu benim yaptığım gibi denersiniz. Ben o yüzden zaten böyle güzel yorumlar gösteriyorum. Şimdi f fx 1 olduğuna göre İçeriye ne verirsen 1 çıkıyor sonuç. Bilmediğim bir değer. Bakın y'nin 1 olması için burada uyduruktan mesela şey diyelim tamam mı? 1.6 diyelim. Şimdi içerinin 1.6 olması için fx x eşittir 1.6. O zaman kaç değer geldi bakın? Sadece bir tane değer. f 1.6 olduğu tek bir değer var. Böyle bir k değeri. Gördüğünüz gibi burada evet gerçekten bunlar sadece bir noktada kesiştiler arkadaşlar. Çünkü bir kökümüz geldi. Dolayısıyla ikinci öncül doğru geldi. Üçüncü öncüle bakalım. Bu da önemli çünkü. Üçüncü öncülde arkadaşlar. Şurayı bir sileceğim müsaadenizle. Üçüncü öncülde de artık şunu söyleyebiliriz. Normalde biz x'in değer aralığı 0 ile 2'de mi? Yeni durumda fonksiyonumuzun yeni değer aralığı ne olacak? Her zaman biz buraya değer veririz. İçeriye değer veririz aslında tamam mı? O x biraz bazen yanlış anlaşılıyor. Evet x'e değer veriyoruz ama sonuçta benim ana fonksiyonum fx. Ben bunu biliyorum. Buradan bildiklerimle yorum yaparım. Buradan bildiğimle 0 ile 2 aralığında değerler alıyor. X'ler y'ler de arkadaşlar yine görüntü kümesi de 0 ile 2 aralığında gördüğünüz gibi. Şimdi fonksiyonun x'lerini değiştirdiğiniz zaman y'ler değişmez. Sadece x'ler değişir. Bakın. Normalde tanım kümemiz bu. Artık x gördüğümüz yere x bölü 2 eksi 2 yazdık. Her iki tarafa 2 ekliyorum. Böylece x değer aralığı ne geldi? 4 x 8. Bu ne demek biliyor musunuz? Yeni fonksiyonumuz 4 ve 8 aralığında tanımlı demek. Ama bak görüntüye dikkat edin şimdi. Görüntü yine aynı görüntü. Yani burası arkadaşlar 2 yine. Yine 8 verdiğimde 0. Gerçekten kontrol edin. Bu fonksiyonda f2 kaç arkadaşlar? 0. Şimdi dikkat edin lütfen. Benim burayı 2 yapmak için kaç vermem lazım? 2 eşittir. x bölü 2 eksi 2. x'e 8 vermem gerekiyor. Gerçekten ikinci durumda 8 verdiğimde cevap ne? 0. Ya da şuraya bakın. Şimdi bunların aralığındaki ortadaki değer ne? Ee, orası 1. x'e... Artık kaç vermeliyim içerisinin 1 olması için? 6. Gerçekten bakın bu şekilde fonksiyonun değer aralığı genişledi. 4 ile 8, daha doğrusu genişledi demeyeyim. 4 ile 8'e çıktı. Çünkü ne değişti? İçeriye verdiğimiz x komple böyle x bölü 2 eksi 2'ye dönüştü. Şimdi peki ne olacak o zaman? y eşittir x ile bunun kesişimi nedir? Bakın arkadaşlar. Şimdi 4'e 4 noktasından geçer ya, y eşittir x fonksiyonu. Bakın y eşittir x bu. Yeni fonksiyonumuzun grafiği bu. Bunlar kesişti mi? Şöyle bir bakın bakalım. Kesişmedi. O zaman bunların çözüm kümesi boş küme. Bu yüzden 3. öncül de yanlış oldu. Şimdi bileşke fonksiyonların grafikleri biraz zordur arkadaşlar. Denklemlerini bilmiyorsanız grafiklerini çizmek sıkıntılıdır. 1-2'yi dikkat ederseniz normal yaptım. Ama üçüncü öncülde hem size şunu da göstermek istiyordum. Siz içeriği değiştirdiğiniz zaman fonksiyonun genel görüntüsü değişmez. Yine böyle bir şey olur. Yine buna benzer. Sadece bulunduğu x değerleri değişecektir arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Hatta ben özel tanımlı fonksiyonlarda şunu söylerim. Y değeri asla değişmeyeceği için içeriye verdiğimiz değer de asla değişmeyeceğiniz değişmeyeceği için referansım şudur. F0 her zaman 2'dir. F1 her zaman 2'dir. F2 her zaman 0'dır. Siz ne yapıyorsunuz aslında? İçeriği sıfır yapmak için yeni x değeri buluyorsunuz. O da 4 oluyor. İçeriği işte 1 yapmak için yeni değer buluyorsunuz. 6 oluyor. İçeriği 2 yapmak için yeni değer buluyorsunuz. O da 8 oluyor. Böylece grafiği sonra arkadaşlar eski halinin aynısını çizebilirsiniz. Sadece burada x'in paydası büyürse grafik genişler. x'in katsayısı birden büyük olursa x'in grafiği darılır. ko soruyu çözdüm zaten ama ekstra bir yorum olarak göstereyim. Mesela bir parabol düşünün. fx parabolü arkadaşlar böyle ise fx bölü 2 parabolü ne olur biliyor musunuz? Böyle bir parabol olur. Sonra f2x parabolü ne olur biliyor musunuz? Şöyle daha e, bu şekilde bir parabole dönüşür. Neden? O da özel bir şey değil. Mesela f1 eşittir 1 olsun. Uydurdum tamam mı? Yeni durumda siz içeriği 1 yapmak için x'e 2 vermeniz gerekiyor. Grafik o yüzden biraz genişliyor. Ya da burada bakın içeriği 1 yapmak için x'e 1 bölü 2 vermeniz gerekiyor. O yüzden grafik daralıyor. Özel bir şey değil merak etmeyin ama bu yorumu görmenizi istedim. Gelelim şimdi artık son sorumuza. Bu da integral ee, bu soruyu da ben hoşuma gidiyordu ama tabii ki hani işin izin mevzuları falan var ya arkadaşlar. O yüzden izin aldığım zaman hemen bu soruyu çözme heveslisi oldum. Ee, şöyle bir anısı da var bende. E, ee, daha önceden böyle ilk bu soru arkadaşlar biraz eski bir soru aslında. Yani 2019-2018 civarından bir soru. O zamanlar ilk defa bu soruyu gördüğüm zaman ve öğrenciler de ilk defa gördüğünde şimdi belki 50 kere karşınıza geldi güzel diye ilk çözdüğü, ilk gördüğüm zaman ve ilk bir öğrenciye sorduğumda ondan doğru cevap aldığımda çok heyecanlanmıştım. Çünkü e, o zaman bu soruyu çözebilen çok az öğrenci vardı. Neredeyse ben bile çözemeyecektim o derece öyle düşünün. E, o yüzden bende bir anısı olduğu için de çözmek istedim arkadaşlar. 0 4 aralığında tanımlı ve doğrusal f(x) fonksiyonunun grafiği aşağıdaki gibidir. a pozitif bir gerçel sayı ve g(x) bir fonksiyon olmak üzere Kök x eşittir. x kare artı a'dan x'e gt dt eşitliği veriliyor. Buna göre a'dan a artı 2'ye fx dx ifadesinin değeri kaçtır denmiş. Şimdi bir kere ilginç olan burası x'e bağlı burası t'ye bağlı. Ve soruda asla t ile ilgili başka bir şey yok. Yani durduk yere orada bir gıcıklık çıkmış gibi. Ben t'den yani kurtulmak isterim. Burada bakın arkadaşlar ben x gördüğüm yere A versem kök A eşittir A kare artı A'dan A'ya gt dt. A'dan A'ya integral nedir? Sıfır. Peki bu benim aklıma nereden gelecek hocam? İşte orada orijinal bakış açısı. Böyle dediğim gibi bu soruyu belki önceden daha görmüşsünüzdür. Şey demeyin yani yok ya o bizim aklımıza gelir hemen demeyin. E, gerçekten ilk defa gördüğünüzde değişik gelmiş olabilir arkadaşlar. Evet burada hakikaten t'den kurtulmamın tek bir yolu var o da x'e a verip arkadaşlar bu şekilde burayı halletmek. Böylece a kare eşittir kök a geldi. a pozitif bir sayıymış o zaman a kare eşittir a üzeri 4 dersek her iki tarafın karesini alınca a otomatik olarak 1 olur. Çünkü negatif sayı olamaz sıfır da olamaz pozitif diye kendi uyarmış. Artık 1'den 3'e f x dx'i bulacağız arkadaşlar. 1'den 3'e fx dx neresidir? Tabii ki normal böyle. Burası 1, burası da 3. Şimdi yamuğun alanından halledelim integrali. Burası 1, burası 3 olduğuna göre fonksiyonun normalde eğimi kaç? Şöyle burası 4, burası 4. Eğimi 1miş arkadaşlar. Yani bu fonksiyon birer birer artıyor demek. O zaman 1 iken burası 2 olacak. 3 iken de burası arkadaşlar 4 olmuş olacak. Böylece alt taban şey 4 diyorum pardon. Ha evet 4 çünkü 3 verdik. Bir an burada 2 vermişim gibi düşündüm. Dolayısıyla burası arkadaşlar alt tabandan 2 birim. Burası üst tabandan 4 birim olmuş oldu. Alt taban artı üst taban 6 çarpı yükseklik 2. Böyle 2'den alanımız arkadaşlar 6 geldi. Yani hocam olsun nasıl oldu diyenler için pratik göremediyseniz şöyle de diyebilirsiniz. Şimdi Burası arkadaşlar bir birim. Ve bu doğrunun denklemi abartarak yapıyorum artık. Bak doğrunun eğimi 4 bölü 4'ten 1. X artı ne? Bir nokta denklemi sağlar. Sıfıra 1 yerine yazarsanız neye bakın buradan 1 olur. O zaman gidersiniz x yerine 1 yazarsınız. Ordinat ne geldi bakın? 2. Sonra x yerine bir de 3 yazarsınız. 3 yazdığınız zaman 3 artı 1'den y ne oldu? 4. Bu yüzden 1 ile 3 arasındaki bu integrali bu şekilde de bulabilirsiniz. Merak etmeyin yani illa hemen hızlı yoldan yapacaksınız diye bir şey yok. Bu şekilde sevdiğim bir soruyla böyle bitirmiş olduk arkadaşlar. Diğer kazandıran üçlük serimizle sorularımızla devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi akşamlar, iyi çalışmalar. Tabii ben çözerken akşam olduğu için akşam dedim. Kusura bakmayın.